İyi akşamlar değerli izleyenler. ASTV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteniyle karşınızdayız. Günün gelişmelerini aktaracağız. Ve günün en geniş beklenen manşetiyle başlıyoruz ana haber bültenimize. Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu bu gece itibariyle başlıyor. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı bu gece Türkiye saatiyle 01.11'de uzay yolculuğuna başlayacak. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. Üniformamın üzerinde uzaya yapacağımız ilk görevde... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur ve bilim insanlarından oluşan heyet, fırlatma törenine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Uzay aracı bu gece saat 01.11'de fırlatılacak. Kenetlenme ise Cuma günü öğle saatlerinde gerçekleşecek. Fırlatma öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı'yla video konferans aracılığıyla görüştü. Öyle çok çok kıymetli. Gelecek nesillerimize bizim hayallerimiz. Yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen görev tamamlandığında uzay aracı okyanusa düşecek. Fırlatma töreni Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi GÖHEM'den de izlenebilecek. Ve ana haber bültenimizde bu haberin detaylarıyla başlıyoruz. Özel bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu Florida'daki üste takip eden GÜHEM'in genel müdürü Halit Mir Ahmetoğlu bağlantımızın diğer ucunda bize son gelişmeleri aktaracağız. Halit Bey, öncelikle merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, son durum nedir? Sizden alalım. Çünkü siz de çok sahaya çok az bir kilometre hesabı içerisinde bulunuyorsunuz. Bizimle bir bağlantı gerçekleştireceksiniz. Son durumu alalım. Son notlar nedir? Buyurun, söz sizde. Evet, saatler kaldı şu anda fırlatmaya. Yani hava durumu açısından her şey uygun görünüyor. Teknik kontroller yapılıyordu. Bunlarla ilgili son kontrollerden sonra açıklama yapılması bekleniyor. Her şey yolunda giderse Türkiye saatiyle sizin belirttiğiniz gibi geceyi 1.11 geçe fırlatma gerçekleşecek ve Alper Gezer Avcı ilk Türk astronotu, biliyorsunuz biz Gökmen diyoruz, ilk Gökmeni olarak tarihe geçecek. Özellikle sormak istiyorum, bugüne kadar siz de sahadaydınız, onlarla beraber ciddi çalışmalar yürüttünüz. Bu heyecanı nasıl yaşadık, oradaki aşamalar bağlantısında bize nasıl bir notlar düşersiniz? Aslında sosyal medyada an be an paylaştınız ama şu anda da haberleştirmek istiyoruz. Buyurun, söz sizde, hazırlıkta neler vardı? Biliyorsunuz biz hani kendi merkezimizde de havacılık uzay farkındalığını arttırmak için çaba sarf ediyoruz. Burada da konunun arkasında Alper Gezer Avcı yukarıya çıkacak ama pek çok kişi var. Özellikle farklı deneyler yapılacak. 13 tane deney yapacak Alper Gezer Avcı yukarıda ve bunun gerçekleştirecek olan bilim insanları, yani bunları hazırlayan bilim insanlarıyla beraberdik. Onlar da çok heyecanlılar, çok yorgun olmalarına rağmen çok motivelerdi. Dün de Sayın Bakanımızla beraber buradaki bilim insanlarıyla da bir araya geldik. Gerçekten çok güzel, anlatılması mümkün olmayan, tarifi mümkün olmayan güzellikti. Alper'in ailesi de buradaydı. Annesi, babası, kardeşleri de buradaydı. Onlarla da bir araya geldik. Heyecan üst düzeyde ve hazırlıklar da şu an hızla devam ediyor. Saatler saymaya başladık. Evet, bunlar önemli tabii. Heyecan durukta da yaşıyoruz. Özellikle sizi alana şu anda hangi konum itibariyle bulunuyorsunuz? Oradaki üs nasıl bir üs? Bu konu hakkında ne söylersiniz? Evet, Kennedy Uzay Merkezi Avrupa'nın en büyük üslerinden bir tanesi. 39A sayılı daha önce uluslararası uzay istasyonuna uzay mekiklerinin de fırlatmalarını yapıldığı bir rampadan gerçekleşecek. Tabii güvenlik nedeniyle onun yakınına çok fazla yaklaşmak mümkün değil. Biz de Kennedy Uzay Merkezi içerisindeki bir konumdan Türkiye heyeti olarak bu fırlatmayı izleyeceğiz. Yani yaklaşık olarak fırlatma alanına bir 5 kilometre mesafeden, güvenli mesafeden izlememiz gerekiyor konuyu. Hazırlıklarımızı yaptık. Heyecanla bekliyoruz.
Şimdi tabii ki bu fırlatma öncesinde hazırlıklar ve son dakikaya kadar check edilen bir liste var bununla ilgili olarak. Siz bugün havadan bahsettiniz, hava uygun dediniz ama şartlar hangi konumda olmalı? Bu anlamda bilgi de almak istesek sizden. Tabii ki. Yani öncelikle meteorolojik koşullara bakılıyor. Meteorolojik koşullarda her ne kadar şu anda içinde bulunduğumuz Florida hava durumu gayet güzel, işte günlük güneşlik de olsa bu roketin üzerinden geçeceği okyanustaki iyonize duruma da bakılıyor. Yani bir fırtına durumuna vesaireye de bakılıyor. Bunlara hepsine baktığımızda meteorolojik koşulların iyi olduğunu görüyoruz. Sonrasında tek tek bütün alt sistemlerin kontrolleri yapılıyor. Tabii sonuçta 4 tane astronot var bu büyük roketin içerisinde. Büyük bir patlayıcının üzerinde 4 tane insan hayatı var. Bu proje o yüzden hiçbir hatayı kabul etmez. En ufak bir tereddütte, en ufak bir kontrol boşluğunu kabul etmiyor. O yüzden son kontroller yapılıyor. Bütün sistemler hazır ve gidiyor denilmeden önce kesin olarak emin olamıyoruz fırlatmanın gerçekleşmesinden. Şu an bu kontroller yapılmaya devam ediliyor. Devam ediliyor ve ardından da bütün kontroller bittikten sonra bu yolculuk başlayacak. Siz nereden takip edeceksiniz? Son mesajları da alalım. Evet, biz de Kennedy Uzay Merkezi'nden takip edeceğiz ama aynı zamanda özellikle Bursalılar bu konuda şanslı. Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden de bu takip edilecek ve çeşitli YouTube yayınlarıyla da bilim platformlarıyla beraber bunu Türkiye'nin dört tarafından tüm insanlarımız izleyebilir durumdalar. Çok teşekkür ediyoruz. Son mesaj ne olsun bu yolculuk için? Gökyüzümüz açık olsun. Türkiye için yeni bir tarih başlıyor artık. Türkiye uzayda inşallah daha fazla sayıda gencimiz uzaya gidecek ve bilimle, teknolojiyle dolu günler bizi beklesin. Çok teşekkürler ve kolaylıklar diliyoruz size de. Teşekkürler. Evet, GUHEM Genel Müdürü Sayın Halit Mirahmetoğlu Florida'dan bize bağlandı ve son hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Ve alana çok az bir kilometre kala bulunduğu bir noktadan kendi aracının içerisinden son durumu anlattı. Tabii Türkiye'nin uzay yolculuğu için biz de heyecan içerisindeyiz, merakla bekliyoruz. Türkiye saatiyle 01.11 itibariyle eğer bütün şartlar uygun olursa check edilen, kontrol edilen durumun sonrasında Türkiye'nin uzay yolculuğu gerçekleşecek diyelim. Bu heyecanda taşıyarak başladık ana haber bültenimize. Peki bu anlamda 10 soruda bu uzay yolculuğu nasıl gerçekleşiyor? Şimdi birazdan bu haberimizi de detaylandıralım. When I was 5 years old or 6 years old, Türkiye'de gözler Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan ilk insanlı uzay misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın yolculuğuna odaklandı. Gezer Avcı bu gece uzay yolculuğuna başlayacak. Yolculuğa ilişkin merak edilen 10 soruya 10 cevapsa şöyle. İlk Türk astronot nasıl seçildi? Mayıs 2022'de Türk uzay yolcusu ve bilim misyonu görevi için iki Türk vatandaşının seçileceği bildirildi. Türk astronot seçimleri için 36 bin aday başvuru yaptı. Adaylar arasından 30'u Ankara'ya çağrıldı. Adayların seçilmesinde mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarında gösterdikleri faaliyetlerin yanı sıra yaptıkları sporlar da belirleyici oldu. Gerekli şartları sağlayan adaylar Ankara'da tıbbi ve psikolojik testlerden geçirildi. Seçilen astronotlar ne zaman ilan edildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda geçen yılın Nisan ayı sonunda başlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te yaptığı konuşmada Alper Gezer Avcı'nın asil Tuva Cihangir Atasever'in yedek uzay yolcuları olarak belirlendiğini duyurdu. Astronotlar nerede eğitim aldı? Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için ABD'deki Axiom Space ile işbirliğine gidildi. Astronotların eğitim süreci ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde yürütüldü. Alper Gezer Avcı uzayda ne görevler yapacak? Gezer Avcı 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor. Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TOA ve TÜBİTAK uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi.
Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek. Yolculuk ne zaman başlıyor? Türkiye saatiyle bu gece 01.11'de Alper Gezer Avcı ilk insanlı uzay misyonu için yola çıkmış olacak. Mürettebatı taşıyacak aracın 1,5 gün sürecek yolculuk sonunda 19 Ocak saat 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor. Fırlatma işlemi nereden yapılacak? SpaceX Falcon 9 roketi AX3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracılığıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma kompleksinden fırlatacak. Florida eyaletinin doğusunda ve batısında tespit edilmiş farklı iniş noktaları ise dönüşte hava ve deniz yüzeyinin şartlarının uygunluğuna göre tercih edilecek. Ekipte kimler olacak? Axiom Space'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceği AX3 görevi için 4 kişilik mürettebat arasında Gezer Avcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Mike Lopez Alegria, İtalyan Hava Kuvvetleri'nden pilot Walter Villadi ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Markus Wand bulunuyor. Gezer Avcı yanında neler götürecek? AX3 uzay görevine gidecek uzay yolcuları beraberlerinde kişisel ve ülkelerini simgeleyen bazı objeler de götürecekler. Gezer Avcı'nın bavulunda başta yeğeni olmak üzere aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiği Türk bayrağı olacak. Yemek ihtiyaçları nasıl karşılanacak? Nisan 2023'te astronotların beğendikleri yemek grupları tespit edildi. İlk numunelerin testleri NASA bünyesindeki laboratuvarlarda gerçekleştirildi. Uzay istasyonunda yenilecek yemekler astronotlardan çok önce kargo olarak oraya ulaştırıldı. Uzay istasyonuna ulaşmak için kullanılacak Crew Dragon kapsülünün içinde yolculuk için yemek olacak. Türk uzay yolcusu ve bilim misyonu kapsamında kaç uçuş yapılacak? Misyonda iki insanlı uçuş gerçekleştirilecek. İlki Gezer Avcı'nın uzay istasyonuna yapacağı, ikincisi ise Atasever'in yılın ilk yarısında gerçekleştirilmesi beklenen yörünge 6 uçuşu olacak. Ve yerel seçim gündemiyle devam edelim ana haber bültenimize. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Türkiye'nin yerel seçime hazır olduğunu söyledi ve seçimle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Yaptınız, değil mi? Yüksek Seçim Kurulu'nca 1 Aralık 2023'te resmi gazetede yayımlanan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Sürece ilişkin YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı. Deprem bölgesi de dahil olmak üzere tüm Türkiye'nin 31 Mart'ta yapılacak seçimlere hazır olduğunu söyledi. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere ilişkin olarak da en son geçtiğimiz hafta içerisinde iki kurul üyemizin ve genel müdür ve genel müdür yardımcımızın Hatay ilinde bir teması bulundu. Hatay ilinde eksiklik bulunup bulunmadığı, gelinen aşamada hangi durumda olduğumuza yönelik çalışmalar yapıldı. İlerleyen süre içerisinde de tıpkı 2023 yılında gerçekleşen seçimler gibi personelimizin, kurul üyelerimizin ve benim deprem bölgesine gidip son durumun ne olduğuna bakıp konteyner, teknik donanım konusunda geldiğimiz son noktanın ne olduğunun tekrar bir tespitini yapacağız. Deprem bölgesi de tüm Türkiye'de 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere hazırdır. Biz 31 Mart 2024 tarihine kısa bir süre kala Mart ayı içerisinde tüm deprem bölgesine tekrar bir inceleme yapacağız ve seçimde usulsüzlük iddialarına da değindi Yener. Bir kişinin birden fazla kaydının olup olmadığı, kamuoyunda mükerrerlik ya da ölü seçmenlere oy kullandırıldı ya da vatandaş olmayan kişiler oy kullandığı gibi algıların gerçeğe yansıtmadığını belirtmekle birlikte biz her dönem için 9 bilgiyle bir kişinin kayıtlarının gerçek olup olmadığını kontrol etmekteyiz. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı yarın yapılacak.
Seçimleri ve mevcut görevleri. 31 Mart'taki yerel seçim yaklaşırken AK Parti'de hazırlıklar sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının da açıklanacağı aday tanıtım toplantısı yarın saat 14'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan aralarında Ankara ve İzmir'inde olduğu 17'si Büyükşehir, toplamda 48 belediye başkanı adayını daha açıklayacak. Daha önce 14 Ocak Pazar günü yapılacağı duyurulan toplantı, Kuzey Irak'ta Pençekilit Operasyonu bölgesinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı nedeniyle ertelenmişti. Başkanımız Yücel Yılmaz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ise AK Parti'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ismi geçiyor. Bingöl, İl Başkanımızı belediye... Milliyetçi Hareket Partisi de 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. Yerel seçim için takvim işliyor. Siyasi partiler de adaylarını açıklamayı sürdürüyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde aralarında Denizli Serinhisar, Hatay Dört Yol ve Erzin Belediye Başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı. Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde 2 il, 3 büyükşehir ilçe ve 50 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi. 12. sınıf başkanlarıyla yapmış olduğumuz geçtiğimiz hafta Yenişehir'de mevcut başkan Davut Aydın aday olarak gösterildi. Mustafa Kemal Paşa'nın adayı ise Ahmet Beygirci oldu. MHP'nin Bursa'da açıkladığı aday sayısı ise 2'ye yükselmişti. Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmesine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Şey şu... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştu. Resmi olarak bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı iki bakanla arıyorsunuz, ilgili bakanla arıyorsunuz. Eyvah eyvah, neler oldu neler bitti. Bunların her birine ahlaksızlık görüyorum. Ve gereğini yapmayan namerttir. Konuşmasında Pençekilit Harekatı bölgesinde düzenlenen saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye değindi. İYİ Parti Genel Başkanı açıklık getirmek istiyorum dedi. Ben her büyük terör hadisesinden sonra, her önemli dış politika krizinden sonra ilgili bakanlıkları ve Cumhurbaşkanını bugüne kadar telefonla aramışımdır. 33 şehidimizde de bütün her şeyi Balıkesir'deydik, iptal edip hem kendilerini arayıp, yani 3 bakanı arayıp, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanını hep telefonla aramışımdır. Bilgi almışımdır ve ne yapılabileceğini anlamaya çalışmışımdır. Bu defa da aynını yaptık. Geçen defa 12 şehidimizde de aynını tekrarlamıştım. Hiç, yani acayip yeni, ilk defa olan bir hadise değil. Her şey bir kenara. Ben eski İçişleri Bakanıyım. 30 kilometre ileride ordumuzun harekat planına imza atmış bir kişiyim. Dolayısıyla o günlerde herkesin kaçtığı bir anda o imzamı oraya koymuş bir şahısım. Günlük siyasette birbirimizi kıyası eleştirebiliriz. Ama dış dünyaya karşı bu tür konularda elbette ortak bir tutum belirlemeliyiz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 7 ilde terör operasyonlarını gerçekleştirdiğini açıkladı. 1 Ocak 2023,
Bir... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen Kahramanlar 44 operasyonları hakkında bilgi verdi. ...72 tim ve 981 jandarma personelinin operasyonlara katıldığını belirten Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Tem Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 7 ilde mağara ve sığınaklara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 18 barınma alanı imha edilerek çok sayıda el bombası, kara mayını, el yapımı patlayıcı düzeneği ve mühimmat ele geçirildi dedi. SSK ve Bağkur emeklilerine ek olarak %5 zam verildi. SSK ve Bağkur emeklisine ilave %5 zam verildi. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltildi. Milyonlarca emeklinin beklediği kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıkladı. Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave %5 daha artış yapacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum. Böylece SSK ve Bağkur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı %42,6'ya yükseliyor. Memur emeklileri bu yılın ilk 6 ayı için %49,25, işçi ve Bağkur emeklileri ise %37,57 zam almıştı. Aradaki farkın kapatılması için yapılan çalışmaya kabinede son şekli verildi. Temmuz ayını işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin yıllık maaş artışının eşitleneceğini de söyledi. %42,6 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu. 7.750 lira emekli maaşı alan bir kişi %42,6 artışla birlikte 11.051 lira alacak. 10 bin lira emekli maaşı alan bir kişi 14.260 lira alacak. 13.500 lira emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 17.825 lira olacak. 15 bin lira emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 21.390 lira seviyesine çıkacak. 17.500 lira emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 24.955 lira olacak. Ölüm aylığı alanların maaşları ise oranlar çerçevesinde yeniden düzenlenecek. Örneğin en düşük emekli maaşı 10 bin lira yükseldiği için ölen eşinin maaşının %50'sini alıyorsa alacağı ücret 5 bin lira olacak. Ölen kişinin çocuğu maaşın %25'ini alıyorsa alacağı ücret 2.500 lira olacak. Peki Bağkur prim düzenlemesi ne zaman gelecek? Açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi. Emeklilere ek zamın belli olmasının ardından Bağkurlu'nun gözü erken emeklilik fırsatı verecek düzenlemeye çevrildi. Dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İş yerlerini, fabrikalarını... Emekli prim gün sayısının 9.000'den 7.200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, onu orta vadeli planda hayata geçireceğiz. Sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan, ev kadınları da prim desteğine dair gündemimizde var. Orta vadede madde madde ele alacağız. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Allah nasip ederse enflasyon hedefimizi tutturduk. Refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak dedi. Çalıştırılması, yabancı iş gücünün burada da gelip... Bağkurlular 9.000 prim günü şartı nedeniyle emeklilikte yaşa takılanlar yasasından faydalanamamıştı. Bağkurlu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağkurlular 5 yıl önce emekli olabilecek. Bayan da bir tane mi yaptı? Son aylarda üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranları da
arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının %72 olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanımız Sayın... Artan solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastaneye yatış oranları da artıyor. Dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, içinde bulunduğumuz kış aylarında bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bu artışlar ülkemize mahsus değil, kış aylarının sürdüğü diğer ülkelerde de durum benzer şekilde derken şu an endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti. Sana uygulayarak senin hasta... Geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda %20'ye yakın artış olduğunu kaydeden Sağlık Bakanı, en sık grip yani influenza, sonra RSV ve COVID-19'un görüldüğünü belirtti. Hastane doluluk oranları hakkında da bilgi veren Bakan Koca, servis yatağı doluluk oranının ortalama %65 olduğunu, yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranının yaklaşık %72 olduğunu söyledi. Geçen yıla göre artış verdiyen Koca, İstanbul'a da dikkat çekti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen cezayı değerlendirdi. İstanbul'da çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un cezası dün belli oldu. Verilen 3 yıl hapis cezası önce takdir indirimiyle 2 yıl 6 aya düşürüldü. Ardından bu ceza 27.300 lira para cezasına çevrildi. Tepkilere neden olan kararla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Yemiz. Gölbaşı. Kabine toplantısının ardından gazetecilere konuşan Tunç, taksirle işlenen suç mahkemenin takdiri, şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu dedi. Şikayetten vazgeçilmesinin ardından kamu davasının devam ettiğini hatırlatan Tunç, alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş bir açıklama yaptı. Açıklamanın içerisinde de yeni evlenecekler için verilecek faizsiz krediye ilişkin bilgi notu vardı. Bu kapsamda yeni hizmet modelleri ve... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Göktaş, başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıkları tamamladık dedi. Programa ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, programla başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yönetmelik hazırlıkları sürüyor ifadelerini kullandı. Kendi işini kurmak isteyen gençlerin girişimlerine ve projelerine destek olacaklarını da kaydeden Göktaş, fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız ifadesini kullandı. Hamas'la İsrail arasında insani yardım geçişini öngören yeni bir anlaşma yapıldı. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, Gazze şeridindeki İsrail esirlerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ulaştırılması karşılığında Gazze şeridindeki sivillere, özellikle de en çok etkilenen ve zarar gören bölgelere ilaç girişi ve insani yardım sevkiyatının gerçekleştirilmesi için Hamas'la İsrail arasında anlaşmaya varıldığını belirtti. Ensari bu anlaşmanın Katar'la Fransa'nın ara buluculuğunda başarıya ulaştığını aktardı. İlaç ve yardımların Gazze şeridine nakledilmek üzere bugün Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki uçakla Mısır'ın El Arış kentine gönderileceğini aktaran Ensari, Katar'ın Gazze şeridindeki savaşı sona erdirme noktasında bölgesel ve uluslararası ortaklarla çabalarını sürdüreceğini vurguladı. Netanyahu'nun ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ilaçların transfer süreci Mossad şefi David Barnea'nın İsrail esirlere ilaç temin edilmesi konusunda Katar'la anlaşmasının ardından gerçekleşecek ifadesi yer aldı. İsrail ordusuna göre Gazze şeridinde hala 136 İsrail esir bulunuyor.
Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan insani arada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Bursa gündeminden de bir not paylaşarak Bursa gündemine geçelim. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti kapılar koç başlarıyla kırıldı. Torbacılar teker teker gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü yaklaşık bir yıldır yaptıkları fiziki ve teknik takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle İnegöl ilçesinde devasa operasyona start verdi. Operasyona katılan 1000 polisi Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu dualarla uğurladı. Zaimoğlu Bursa'yı dünyanın en güvenli şehirlerinden birisi yapacaklarını belirtti. Çocuklarımızı zehirle, kanlarına alıp, uyuşturucu saçıklarına yönelik bir operasyon hazırlığı içerisindeyiz. Bursa'mızın son zamanlarda yaptığımız operasyonlar rahat olsun. Birçok müptezelden, suç odaklarından temizledik ve temizlemeyle devam edeceğiz. Bu operasyonlarımız aynı kararlılıkla hiç durmadan artarak devam edecek arkadaşlar. Daha sonra İnegöl'de farklı adreslerde operasyona start verildi. Şüphelilerin adreslerine şafak baskını yapan ekipler kapıları koçbaşlarıyla kırdı. 35 ayrı adrese giren polis 49 şüpheli suç unsurlarıyla birlikte yakaladı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 193 gram metamfetamin, 1 kilo 940 gram bonzai, 1 kilo 315 gram esrar, 13 kök genevir, 18 adet sentetik hap, 4 adet terazi ve bir tüfekle 13 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bursa polisi devre mülk çetesini çökertti. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı dolandırıcılık büro amirliği ekipleri kendilerini devre mülk yatırımcısı olarak tanıtarak 13 kişiyi dolandıran kişilere Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle operasyon başlattı. Şüphelilerin kurbanları arayarak kendilerini devre mülk yatırımcısı veya devre mülk şirket sahibi olarak tanıttı. Devre mülklerine Arap ve Katarlı vatandaşların talip olduğunu, yüksek bir fiyata satarak kar elde edebileceklerini söyledikleri, güven duygusunu kazandıkları tespit edildi. Şebekenin vekaletname alarak müştekilerin devre mülklerini sattıkları ve paralarına el koydukları ortaya çıktı. Çete üyelerinin vekalet aldıkları kurbanlarını sınıflandırarak kendi aralarında Conf, Up, Deal gibi kod isimleri verdikleri, kurbanların sözleşmede yazan maddeleri okumalarına bile fırsat vermeden çok sayıda belgeyi imzalattıkları öğrenildi. Çete üyelerinin kurbanlarından mobil bankacılık şifrelerini alarak hesaplarından nakit para ve kredi de çektikleri bildirildi. Çok sayıda müştekinin başvurusu üzerine 8 ilde operasyon başlatan Bursa polisi 16 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda şebeke üyelerinin suç işlerken kullandıkları düşünülen cep telefonu, laptop, sim kartı, hafıza kartı, çok sayıda dijital materyal ve 4 kutu uyuşturucu hap ele geçirildi. 16 şüpheliden 4'ü tutuklanırken geriye kalan 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa'da SMA'sı bebeğin bağış kumbarası çalındı. SMA hastası bebeğin bağış kumbarası çalındı. Karacabey'de yaşayan 3 yaşındaki SMA hastası Göktuğ bebeğin tedavisi için Mudanya ilçesinde bir marketin kasasına bağış kumbarası yerleştirildi. Müşteri gibi markete giren şahıssa kasaya yaklaşarak kumbarayı alıp montunun cebine koydu. Bağış kumbarasının yerinde olmadığını fark eden market çalışanları durumu polise bildirdi. Kumbaranın çalınma anı markette bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı. Bursa'daki trafik kazasında iki genç ölümden döndü. Saniyelerle ölümden döndüler.
Kaza İnegöl İsaören Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Arıza yaptığı için iki kişi tarafından itilerek götürülen araca kamyonet çarptı. Aracı itmeye çalışan iki genç saniyelerle ölümden dönerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Değerli izleyenler, bültenimize bir son dakika gelişmesini ekleyelim. Biz de ana haberimizin başında Türkiye'nin uzay yolculuğu ile ilgili bir bağlantı yapmıştık ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın yer aldığı uzay yolculuğu ertelendi. Hemen paylaşalım. Bu 3 uçuşu içinde 18 Ocak Perşembe gününü hedefliyoruz açıklaması var. Bir günlük bir erteleme söz konusu. Bunu da paylaşmış olalım son dakika gelişmesi olarak. Ve Bursa gündeminin başlıklarıyla tekrar devam edelim. Bursa Valisi Sayın Mahmut Demirtaş bugün Sönmez Medya'yı ziyaret etti ve önemli mesajlar paylaştı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Sönmez Medya'yı ziyaret etti. Ziyarette Vali Demirtaş'ı Sönmez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, Sönmez Holding Yönetim Kurulu üyesi Osman ve Cemil Sönmez de Sönmez Medya Genel Müdürü Burak Özgün ağırladı. 5 aydır kentte olduğunu, sürekli sahada vatandaşlarla ve şehrin önde gelenleriyle bir araya gelerek Bursa'yı tanımaya çalıştığını söyleyen Vali Demirtaş, Asivi mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Yatırımları ve projeleri değerlendiren Demirtaş, açık, şeffaf, herkesin görebileceği bir ihale yöntemini benimsediklerinin de vurgusunu yaptı. Şu an devam eden yatırımlarımız var ama öncelikle şunu söyleyeyim, biz tabii YUKOP'ta bir bu yatırımları yapacak olan bir ihale birimi oluşturduk. Tüm yatırımları bundan sonra YUKOP'ta yapacağız. Burada çok profesyonel bir ekip oluşturduk ve yapacağımız ihaleler tamamen açık, şeffaf. Herkesin çok rahat bir şekilde görüp görebileceği yani bir ihale yöntemini benimsedik. Zaten bugüne kadar yapmış olduğumuz ihaleler de hep böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak. Ancak daha önce Milli Eğitim veyahut da diğer birimlerin bazıları kendi bünyelerinde bu ihaleler yapıyormuş ama ben artık bundan sonra bu şekilde olmayacak. Bu tüm ihaleler YUKOP adı altında yapılacak. İnşallah bu ihaleleri yapmaya başladık. Şu an eğitimde yapılan yatırımlarımız var. 39 tane okulumuzun ihalesi benden önce yapılmıştı. Bunlar devam ediyor. Artı 3 tanesi de güçlendirme okulu devam ediyor. Bu yıl inşallah 6 tanesini ihale sürecini başlattık. Bakan'dan yeni program almış olduğu okullar. Tabii en son depremde de bazı okullarımızı boşalttık. Bu okullarımızın şu an testini yapıyoruz. Numunelerini alıyoruz. Yani ne yapmamız gerekir? Bunların güçlendirilmesi mi gerekir? Yoksa bunların yıkılması mı gerekir? Tabii daha sonuçlarını almadık. İnşallah sonuçlarını aldıktan sonra da bunu değerlendirmeyi yapacağız. Acemler'de inşaatı devam eden Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin en kısa sürede tamamlanacağını belirten Demirtaş, Bursa'ya 1000 yataklı bir hastane projelerinin daha olduğunu söyledi. Uyuşturucu ve terörle mücadele operasyonlarını da değerlendiren Vali Demirtaş, Türkiye'nin en huzurlu kentini Bursa yapacağız dedi. Yani şöyle söyleyeyim, 5 aydan beri buradayım. 5 ayda biz Bursa'da çok ciddi anlamda bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. Hem olayların azaltılmasından tutun, hem de mevcut olayların aydınlatmasıyla ilgili bizim emniyet müdürümüz başta olmak üzere, jandarmamız başta olmak üzere hakikaten çok fedakar bir şekilde çalışıyorlar. Biz şuna inanıyoruz. Bursa'yı huzurlu bir kent yapmak için, huzurlu bir kent olması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Ve Türkiye'nin de en huzurlu kenti kesinlikle Bursa olacak. Yani bu konuda tüm Bursalı hemşehrilerimizin hiçbir endişesi olmasın. Burayı huzurlu bir kent yapana kadar biz mücadele edeceğiz. Yani burada yani bizim olduğumuz yerde ne uyuşturucu kullanılabilir, ne uyuşturucu satılabilir. Yapanı da satanı da kardeşim hesabını sorarız yani Allah'ın izniyle. Hele özellikle çıkar gruplarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Uludağ Alan Başkanlığı'yla Uludağ'daki çok başlılığın ortadan kalktığını söyleyen Vali Demirtaş, Uludağ sadece birkaç ay değil 12 ay hizmet verecek hale getirmenin çalışmalarını yapıyoruz. Uludağ'da kaplıca içinde sıcak su olup olmadığını araştırmaya başladık. Bununla ilgili araştırma ve çalışmalarımız henüz çok yeni ifadelerini kullandı. Sönmez Medya'nın Bursa'nın gururu olduğunu ifade eden Demirtaş, ziyaret sonrası gazete, televizyon, radyo ve internet servislerinde incelemelerde bulundu.
Zeka Oyunları Süper Ligi'nde coşkulu bir final yaşandı. Fiziki yatırımlarla Bursa'yı geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, yeni neslin daha sağlıklı ve donanımlı olmasına yönelik etkinlikleri hız kesmeden sürdürüyor. Eğitim kurumlarına, spor salonları ve bilişim atölyeleri kazandıran Ana Kucağı projesiyle eğitime verdiği desteği okul öncesi yaşlara kadar indiren Büyükşehir Belediyesi, çocukların zekalarını geliştirebilecekleri önemli bir etkinliği daha tamamladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilki geçen yıl yapılan Zeka Oyunları Süper Ligi'nin ikincisi 4 ay süren çekişmeli karşılaşmaların ardından tamamlandı. Zeka Oyunları Süper Ligi'ne toplam 120 ilk ve ortaokuldan 1000 öğrenci ve 150 gönüllü öğretmen katıldı. Zeka Oyunları Süper Ligi'nde ilkokul kategorisinde Yıldırım Mümin Gençoğlu İlkokulu 1. Yıldırım Hasan Öztimur 75. Yıl İlkokulu 2. ve İnegöl Şakirli Akşi İlkokulu 3. oldu. Ortaokul kategorisinde ise Nilüfer Dilek Özer Ortaokulu 1. Yıldırım Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu 2. ve Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi de 3. oldu. Etkinliğin ödül töreni Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nurak Taş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ali Reisoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Burkon Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, 4 mevsim Uludağ için değerlendirmelerde bulundu. Şimdi turisti getirdi. Uludağ'da bulunacak termal su turist sayısını artıracak. Bursa'da yetişen rehberlerin çoğu da Bursa'ya şu an... Burkon Turizm ve Kongre Organizasyon geride bıraktığı çeyrek asırlık hizmet serüvenini gazetecilerle birlikte kutladı. Bursa'daki bir otelde düzenlenen gecede Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın Uludağ 4 mevsim turizme hizmet verecek hale getireceğiz. Şu anda termal su araştırması yapıyoruz. Alan başkanlığıyla imar çalışmasını gerçekleştirip doğal dokuya zarar vermeden futbol kulüpleri için sahalar yapacağız. Uludağ'a hak ettiği değeri ulaştıracağız ifadelerinin ardından heyecan verici olduğunu belirten Burkon Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker şu ifadeleri kullandı. Uludağ termal gelirse... Orası zaten oteller yazın boş. Zaten tam pansiyon. Dolayısıyla Uludağ Afyon'un yerini alabilir eğer termal şey verirsek. İşte çıkarsa belki hem de kışında onların ısınma şeyini halleder. Aslında o otel belki bir otel yılda 2-3 milyon şeye para veriyordur yani ısıtmaya. Öyle bir şey olur. Bursa'da yeni bir sağlık merkezi kapılarını açtı. Downtown'da konumlandırılan Meditown bugün açılışı yapıldı. Meditown sağlık turizmine katkı sağlayacak. Sağlık merkezi uluslararası taleplere cevap veren bir sağlık hizmetleri yerleşimi olarak karma yaşam konsepti içinde konumlandırılmış muayenehaneleriyle bir ilk olma özelliği taşıyor. Geleceğin sağlık hizmetlerinden ilhamla yola çıkılmış 32 modern muayenehane yer alıyor. Bursa'nın en modern sağlık alanlarına ev sahipliği yapacak Meditown Sağlık Merkezi, sağlık profesyonellerinin ve hastalarının değişen ihtiyaçlarına uygun modern ve yenilikçi çözümler sunmak için tasarlandı. Bünyesinde luxury otel, alışveriş mekanları, yeme içme ve rezidansla birlikte birçok sosyal donatı alanını barındıran Downtown'ın en önemli noktalarından biri de Bursa'ya yeni nesil sağlık hizmeti sunacak Meditown Sağlık Merkezi oldu. Atış Grup Yönetim Kurulu üyesi Metin Atış Sağlık Merkezi hakkında bilgi verdi. Downtown projemizin çok önemli bölümlerinden biri. Her geçen gün Downtown'da parça parça açılışlarımızı yaparak bütüne doğru gidiyoruz. Meditown'da biz şöyle bir hedefimiz oldu. Projede ilk yola çıktığımızda normal ofis bloklarımız vardı burada. Bu ofisleri Downtown'a ve Bursa'ya nasıl katkı sağlayabilir diye çok düşündük. Önemli olan burada binaları yapmak değil, içinde katılan fonksiyonlar aslında. Biz burada bir tıpla alakalı ayakta tedavi merkezi yapabilir miyiz diye bir yola çıktık. Bir avantajımız var. İşte buraya gelen insanlar aynı zamanda alışverişini yaparken aşağıda bir çocuk oyun alanına çocuğunu bıraktığı zaman bir ufak bir dişini yaptırabilir burada. Ufak bir muayenesini olabilir. Kadın doğumundan tutun burada estetiğe kadar çok farklı alanlarda hizmetlerini alabilir. Yine valeye arabasını verebilir. Konforlu bir şekilde otelimiz açıldığında inşallah tedavi olurken otelde de insanları konaklatacağız inşallah. Böyle birbirini destekleyen Downtown'da farklı bir şeylerimizin Meditown'da açmış olduk inşallah.
Hizmet vermeye başlayan sağlık merkezi açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Uraktaş, TÜRSAP Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Gümtop Turizm Başkanı Buğra Artıç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, Atış Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Atış, Atış Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, Sağlık Kuruluş Temsilcileri ve Sağlık Turizm Acenteleri katıldı. Edilen duanın ardından kesilen kurdele ile davetliler bir bir sağlık ofislerini gezdi. Dünyaca ünlü Bursa Havlusu coğrafi işaret tescili aldı. Bursa şeyine girildiği zaman, tıklandığı zaman ilk önce zaten ya havlu sektörü çıkar, ya işte dediğiniz gibi pideli köfte çıkar, İskender kebap çıkar, Uludağ kış turizmi çıkar. Bunlar Bursa ile özdeşleşmiş şeylerdir. Bursa Ticaret Borsası, kentin marka değerlerine sahip çıkmak ve yerel ürünleri korumak adına yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. 3 asır önce ilk kez Bursa'da üretilen Bursa Havlusu, Bursa Ticaret Borsası'nın Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuru sonucunda coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı. İncelemelerin ardından Bursa Havlusu coğrafi işaret tescili alarak Bursa'nın tescilli ürünleri arasındaki yerini aldı. Bursa Havlusu'nun markalaşmasında önemli bir adım attıklarını kaydeden Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı şu ifadeleri kullandı. Bursa Osmanlı'dan gelen Türkiye'nin ilk Osmanlı'nın ilk başkenti. Bursa kaplıcalarıyla, doğasıyla, turizmiyle olan gelişmiş bir şehir. Bursa aynı zamanda kendi ürünleriyle, şeftalisiyle, armuduyla, ipeğiyle, Bursa Havlusu'yla markaları yaratmış bir şehir. Ama sanayileşen Bursa'nın bir anlamda tekrar turizmle beraber canlanması için kendi el emeği, göz nuru değerlerinin tekrar gün yüzüne çıkartılmasının bir parçası olarak görüyoruz biz. Bugüne dair gelişmeleri aktardık. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. İyi akşamlar.